Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda özellikle Türkiye'ye gidip gelen, araçlarıyla gidip gelen tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren gümrüklerdeki akıl almaz bir uygulamayı ele alacağız. Bir gurbetçi ailemizin yaşamış olduğu olayı sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza da çok güzel bir haber vereceğiz. Biliyorsunuz biz bu ekrandan yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olabilmeleri için büyük bir müjdeyi vermiştik. Şimdi özellikle çocuğu olan hanımefendilerin, yani annelerin bu emeklilik hakkından yararlanmaları için nasıl bir adım atmaları gerektiğini, onların da emekli olabilmeleri için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini detaylı bir şekilde bu yayınımızda sizlere aktaracağız. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Siz de Türkiye'den emekli maaşı alın. Peki ne yapmanız gerekiyor? Bunu biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın. Fransa'dan Türkiye'ye izine giden ve dönüşte, kıymetli izleyicilerimiz, Hırvatistan sınır kapısında aracı aranan bir vatandaşımıza 1500 euro para cezası yazıldı. Peki neden yazıldı? Bu vatandaşımızın aracında ne vardı? Bakın, ben böyle bir uygulamayı ilk kez gördüm. Bakın, aracında 3 kilo dana eti, 2 kilo elma, 1,5 kilo erik, 1,2 kilo domates, 2,6 kilo fasulye ve 1 kilo kebap bulundu. Gümrük memurları gurbetçiye işlem masrafları ile birlikte 1500 euro tutarında para cezası kesti. Şimdi arkadaşlar, bu parayı kesen gümrük Hırvatistan gümrük kapısı. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Bu nasıl bir terbiyesizliktir? Arabasında 1,5 kilo domates bulundu diye, 1 kilo erik bulundu diye siz vatandaşa 1500 euro para cezası yazıyorsunuz. Nasıl bir terbiyesizliktir? Çoluk çocuğuyla beraber bu insanlar yolda belki duracaklar bir yerde, kahvaltı yapacaklar, yiyecekler kardeşim bu domatesi, meyveyi, bilmem neyi. Bunun ticaretini mi yapıyor bu adam? 1 kilo domatesin, 1 kilo eriğin. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır ya? Ben böyle bir şey görmedim. Bakın, 1 kilo kebap diyor. Ya belli işte, yolda yemek için almış bu vatandaşımız. Yolda nereye girecek, nerede yiyecek? Her yer soyguncu dolu, her yerde sansar, hırsız dolu. Hırvatistan'da, Sırbistan'da, Bulgaristan'da bir yerde durmak o kadar kolay mı? Ya bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? 1 kilo domates için adama siz 1500 euro para cezası yazıyorsunuz ya. Arkadaşlar, bu yurt dışında yaşayıp da Türkiye'ye arabayla gidip gelen vatandaşımızın çekmiş olduğu bu çile ne zaman bitecek, çok merak ediyorum ya. Keyfi bir şekilde, bakın, pek çok vatandaşımıza bu şekilde cezalar yazılıyor. Bu anlatmış olduğum konu bize yansıyan, medyanın gündemine gelen konu. Daha binlerce vatandaşımıza bu şekilde aracında domates bulundu diye ceza yazılıyor. Yok, bir kilo erik varmış. Ya bu nasıl bir saygısızlıktır ya? Allah aşkına ya, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu şekilde ödeyecekleri, ödemiş oldukları cezalarla ilgili başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere mutlak surette ana vatanımızın tüm yetkililerinin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Ya adamın arabasında çoluk çocuğuyla beraber yolda yiyeceği kebap var, bilmem ne var. Ne yapacak, bir kilo kebabı gidip Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da satacak mı bu adam? Ya bu ahlaksızlık ya, bu terbiyesizlik ya. Zaten gümrük kuralları içerisinde var. Yolda tüketeceğiniz kadar gıda ürününü yanınızda götürebilirsiniz. Ne, 3 kilo et varmış. Belki yolda duracak, pişirecek, yiyecek kardeşim, sana ne? Ne yapıyor, satıyor mu? Sanki 100 kilo et var, sanki bir koyun götürüyor, kuzu götürüyor, dana götürüyor sanki. Sanki bir kasa domates götürüyor ya, 1 kilo ya, 1 kilo. Erik var diye 1 kilo, bak 1 kilo 200 gram erik var diye 1500 euro para cezası yazdılar ya. Ahlaksızlık. Bu tamamen soygunculuk. Hırvatistan'da, Sırbistan'da, Bulgaristan'da gümrük kapılarında vatandaşımızı soyuyorlar kardeşim.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığımız mutlaka bu konuya el atmalıdır. Ya şimdi bir örnek vereceğim, hiç kimse kusura bakmasın. Bizim esnafımız, Türkiye'deki esnafımız para kazanıyor mesela Edirne'den, değil mi? Güzel, çok güzel bir uygulama. Peki kimlikleriyle geliyor Bulgarlar, değil mi? Bulgar vatandaşları, değil mi? Güzel. Bunlar Edirne'den araçlarını doldurup ağzına kadar dolduruyorlar. Tavuğuna kadar alıyorlar adamlar. Domatesine kadar alıyorlar kilolarca. Götürüp çoğu Bulgaristan'da satıyor bunları. Peki bizim Kapıkule gümrük kapısında niye ceza yazmıyorsunuz? Bir kilo domates götürdü diye benim vatandaşıma Bulgar gümrük kapısında dünyanın cezası bugüne kadar yazıldı. Madem öyle, esnaf para kazansın, biz bir şey demiyoruz ki. Edirne esnafımız daha çok kazansın, hakkı. Ama kardeşim, Kapıkule'yi geçtikten sonra Bulgar'da, Arama'da benim gurbetçi vatandaşımıza dünya kadar ceza yazılıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Edirne esnafı da kazansın. Yanlış anlamayın. Ama kardeşim, adam bir kilo domates götürüyor diye 1500 lira para cezasına çarptırılıyor. Bu terbiyesizlik değil mi? Peki Bulgaristan gümrük kapısı, Kapıkule'den geçti kendi vatandaşı, Edirne'de arabasını doldurdu. Peki Bulgar gümrük kapısında kendi vatandaşına soruyorlar mı? Bu nedir kardeşim diye. 10 kilo peynir, 10 kilo işte tavuk, 10 kilo sebze, meyve neyse ağzına kadar dolduruyorlar. Bir şey söylüyorlar mı? Yok. Kardeşim, bizim vatandaşımıza arabasında bir kilo yolda yemek için götürmüş olduğu domates var diye 1500 lira para cezası yazılıyor. Bu bir skandal, terbiyesizlik bu. Olur mu böyle bir şey ya? Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani milletin vatandaşı vatandaş da bizimkisi değil mi kardeşim? Her yıl milyonlarca vatandaşımız Türkiye'ye gidiyor. Yüz milyonlarca, milyarlarca euro para bırakıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşımız sahipsiz değil kardeşim, bunu gösterin. Ayıp kardeşim ya. İşte belgesi. İşte olay. Ben böyle bir şey görmedim ya. İlk defa duydum, bir kilo domates var diye, bir kilo erik var diye 1500 euro para cezası yazdılar. Keyfi olarak yazanlar çok. İşte şu kadar para vardı, bilmem ne, bilezik vardı, yok işte çeyrek altın vardı diye yazanlar var, biliyorum. Ya domates içinde adam yolda yiyecek kardeşim. Çoluk çocuğu, belki parası yok kardeşim. Aldı yemeğini Türkiye'den. Sana ne kardeşim? Bu terbiyesizliktir. Arkadaşlar lütfen bu videoyu paylaşın. Rica ediyorum sizden. Bu nedir ya? Kıymetli izleyicilerimiz, sizden ricam, bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altındaki yorum bölümüne lütfen yazın. Ve bu videoyu lütfen paylaşın. Şimdi değerli izleyicilerimiz, güzel bir haber vereceğiz. Yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Pembe kartlılar, mavi kartlılar, çifte vatandaşlar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, yurt dışında yaşıyorsanız şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp hattı bu. Ve şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli olan arkadaşlarımız size hemen cevap verecekler. Evet, emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bildiğiniz üzere ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydım. İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı olan Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey dedim, ya yurt dışında yaşayan vatandaşımız Türkiye'de emekli olmak istiyor ama devlete çok para ödeyeceğini söylüyor. Bu doğru mu? Hayır dedi. Herkesin durumu farklı. Çocuğu olan hanımlar çok kolay emekli oluyor. Türkiye'de geçmişte sigortası olsun ya da olmasın, yurt dışında yaşıyorsa vatandaşın emekli olma hakkı var. Yaşamış olduğu ülkede geçmişte ister çalışsın çalışmasın ya da emekli olsun isterse yaşamış olduğu ülkede, sorun yok. 3000 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10.000'de, 20.000'de, 30.000 euro ödeyerek de emekli olan var. Herkesin durumu farklı. Vatandaş kendi durumunu bilmiyor. Ve emeklilik defterini kapatmış. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemi bitti arkadaşlar. Şimdi emeklilik defterini yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için açıyoruz.
kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayacaksınız. Sadece değerli izleyicilerimiz 120 euroya siz emeklilik danışmanlığınızı alacaksınız. Tüm emeklilik işlemleriniz yapılacak. Sizin adınıza Özgür Bey Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi dolduracak, formlarınızı dolduracak ve gidecek, müracaatınızı da yapacak. Bunun için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize artık gerek yok. Bakın sosyal medyada görüyorum ve duyuyorum. 3-4 bin euro vatandaşımızdan danışmanlık adı altında para alanlar var sırf bu iş için. O dönem bitti. Sadece 120 euroya siz emekliliğinizle ilgili, geleceğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Hanımlara ayrıca bir indirim yaptık. Bakın. Hanımlar eğer eşleriyle beraber, kocalarıyla beraber danışmanlık alırsa %50 indirim hakları var. Yani normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Hanımlar eşiyle beraber alırsa iki kişi sadece 180 euro ödeyecek. Bugün ben Türkiye'ye gidiyorum desem 1500-2000 euro para harcarım. Olduğun ülkeden, hangi ülkede yaşadığının bir önemi yok. Şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz bu telefon numarasını cep telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan, WhatsApp attı bu. Görevli arkadaşlarımıza şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Arkadaşlarımız hemen size bir hesap numarası atacaklar. 120 euroyu ödedikten sonra size bir randevu tarihi verecekler. Randevu günü ve tarihinde Özgür Bey'le cep telefonunuzdan WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde canlı olarak konuşacaksınız. Size Özgür Bey sorular soracak. Sizin istediğiniz ne kadar soru varsa emeklilikle ilgili hepsini soracaksınız. Özgür Bey bütün sorularınızı cevaplayacak eksiksiz bir şekilde. Daha sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Sizin için SGK'ya bütün dilekçeleri verecek, formları dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Emeklilik o kadar hassas bir durum ki yanlış bir form doldurursanız, yanlış bir dilekçe verirseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor. Alacağınız emekli maaşı da yarıya düşüyor. Buradaki amaç şu. Hayatta bir sefer olan emeklilik gibi önemli bir konuda uzmandan destek alacağız. Evet, devlete en az parayı ödeyerek en yüksek maaş nasıl alınır? Bunun formülü Özgür Bey'de. Özgür Bey tüm işlemlerinizi yapacak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Allah aşkına şunu dikkat edin söyleyeceğime şimdi. Bakın, her ay bankaya 5-6 bin TL paranız yatsa az mı kötü mü? Her izne gittiğimizde bankadan bu parayı çeksek, çoluk çocuğumuzla beraber alsak bu parayı yesek, içsek, eğlensek, çoluk çocuğumuzun bir ihtiyacını karşılasak, kendi ihtiyacımızı karşılasak kötü mü olur arkadaşlar? Birileri beğenmiyor 5-6 bin TL'yi ayda. Allah aşkına, Almanya'da emekli maaşı yüksek mi? Sadece emekli maaşıyla geçinebiliyor musun? Şimdi Türkiye'den emekli olacaksın. Her ay bankaya paran yatacak. Türkiye'ye gittiğin zaman bedavaya doktordan, sağlıktan yararlanma imkanına kavuşacaksın. Daha ne olsun? Şimdi ölüm hepimize. Yarın öbürsü gün birimize Allah korusun bir şey olduğunda bu maaş çoluk çocuğumuza, eşimize kalacak. Daha ne olsun? Şimdi karı koca emekli olursa diyelim ki 6000 TL bir kişi emekli maaşı alıyor. Topladığımız zaman 12.000 TL yapıyor. Her ay banka hesabımıza 12.000 TL para yatsa, 12.000 lira para yatsa kötü mü? Üstelik öyle büyük bir fırsat ki bu. Sadece 120 euro verip emekliliğe kavuşuyorsun. Danışmanlık ücreti 120 euro. Başkaları gibi 3-4 bin euro falan değil. Bu da bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir durum. Şimdi yapacağınız şeyi anlatıyorum. Ekranın altındaki WhatsApp hattından emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Bu kadar basit. Yazamıyorsanız sesli mesaj gönderin. Bu kadar. Bunu da yapamıyorsanız WhatsApp'tan arayın. Daha ne olsun? Evet. Değerli izleyicilerimiz, bu büyük fırsatı kaçırmayın. Artık düşünme zamanı falan değil. Neyi düşüneceksin? Alt tarafı 120 euroya emeklilik yoluna çıkacaksın. Bu kadar basit.
Gençler, hem kendiniz için, eşiniz için ve özellikle anneniz, babanız için bu fırsatı kaçırmayın. Anne babalara da şunu söylüyorum. Çoluk çocuğunuz için de, onların geleceği için de mutlaka emeklilik planlamanızı yaptırın. Bu fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Bak şunu da söyleyeyim. İlk defa açıklıyorum bunu. Şimdi Türkiye'de önümüzdeki günlerde EYT yasası çıkacak. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası. Büyük bir yığılma olacak. Büyük bir talep olacak. Benden size söylemesi, bu yasa çıkmadan hareket edin, işlemlerinizi başlatın. Bu yasa çıktıktan sonra inanın bana sıra bulamayacaksınız. Milyonlarca insan müracaat edecek. Bu fırsat onun için 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat. Hemen şimdi düşünme vakti değil, harekete geçme vakti. Şimdi ekranın altındaki telefon numarasıyla WhatsApp üzerinden hemen yazışıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar basit. Ayağınıza kadar getirdik. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle bir arada güzel bir ömrünüz, güzel bir geleceğiniz olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.